Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Aynı zamanda da Konya Milletvekili birinci sıradan adayı sevgili hocamız Profesör Doktor Mehmet Alagöz'ü konuk edeceğimizi söyledik. Sayın hocamız yanımızda, normalde biliyorsunuz genel teamül başkanım diye hitap etmektedir ama biz öğrencisi olduğumuz için müsaadenizle size hocam diye hitap etmek istiyorum. Ne demek, tabii ki Fatih Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey. Bizim arkadaşlar sizin konuk olacağınızı öğrenince hani her yerde öğrenciniz var, kampanyalar da yapılmış hakkınızda sosyal medyada gördük evet. Eski öğrencilerinizden. Bizim ekip de boş durmamış, size küçük bir tanıtım hazırlamış. Oho, size de böyle bir sürpriz yapalım dedik. Oho, çok onu güzel. Beraber izleyelim dilerseniz, sonrasında haberimize geçelim. Profesör Doktor Mehmet Alagöz 1970 yılında Konya'da doğdu. IMF konusunda yazdığı yüksek lisans teziyle bilim uzmanı, sektörel dış ticaret şirketleri konusunda yazdığı tezle de doktor unvanı aldı. İktisadi gelişme ve uluslararası iktisat alanında 2010 yılında doçent unvanı alan Profesör Doktor Mehmet Alagöz'ün makroekonomik göstergeler, kriz erken uyarı sinyalleri, dış ticaret, güneş enerji yatırımları, net hata ve noksan hesabı, KOİ yatırımları, büyüme ve kalkınma, uluslararası ekonomi politik alanında çok sayıda yayınlanmış yüzün üzerinde makale, rapor, kitap gibi bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Bilimsel yayınlarına uluslararası ve ulusal düzeyde bine yakın atıf bulunmaktadır. Kitaplarının bazıları Türkiye Varlık Fonu, Sektörel Ekonomik Analiz, Temel Makroekonomik Analiz ve Ekonomik Denge Analizidir. 25. dönem genel seçimlerinde MHP Karaman Milletvekili adaylığı yaptı. Karaman Türk Ocakları ve Karaman Tema Vakfı'nın üyesidir. Konya'nın en büyük ve etkin sivil toplum kuruluşu olan Ahde Vefa Turan Birliği'nin yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir. Ayrıca Profesör Doktor Mehmet Alagöz 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Strateji Kurulu üyeliği ve Ekonomi Araştırmalar Merkez Başkanlığı'nı da yürütmektedir. 2017 yılından bu yana Selçuk Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde görev yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. Profesör Doktor Selda Başaran Alagöz'le evli ve iki çocuk babasıdır. Şu anda Zafer Partisi Konya 28. dönem milletvekili adayı. Evet, hocamızı zaten tanıtma ihtiyacı yoktu ama bizim gençler de böyle bir Zafer Partisi olunca herhalde böyle bir mülkün geçtiler. Normalde yüzünüze söylüyorum, genç adaylara yapıyor bizim gençler bu tanıtımları. Evet. Siz iki yerden de kazandınız. Hem demek ki genç olduğunuz için böyle bir tanıtım teşekkür ediyorum. Hem de Zafer Partisi olduğu için gençlerin nazarında böyle bir karşılığı var ki bu yapıldı. Takdir etmek bizim haddimize değil. Çok etkileyici bir CV, çok etkileyici teşekkür bir ediyorum. Özgeçmiş. Ben şuna da atıfta bulunayım izleyicilerimizde. IMF konusundaki tezinizle, uzmanlık tezinizle sanırım evet. Değil mi? Evet. Teziniz var. Şimdi AK Parti, daha doğrusu Cumhur İttifakı diyor ki bizim haricimizde bir yönetim gelirse Türkiye'ye ekonomiyi IMF'ye teslim edecek diyor. Hazır buradan başlayalım mı? Biraz böyle cümlenin ortasından girdik ama bir IMF uzmanı olarak bir aydınlatır mısınız bizi? Böyle bir şey var mı? Ya da IMF bu kadar korkulacak bir şey mi? Ya şimdi şunu açıkça net bilmek gerekiyor. Uluslararası Para Fonu yani IMF bugün geldiğimiz noktada hiçbir gelişmiş ülke dışındaki gelişmekte olan geri kalmış ülkeye faydası dokunmamıştır. Hı hı. IMF bizim nazarımızda icra memuru gibi bir şeydir. Hı hı. Dolayısıyla bugün IMF'in kurulduğu 44 yılından bu yana baktığınızda Bretton Woods konferansıyla beraber kurulmuştur. Baktığınızda üzerinden neredeyse 80 sene geçmiştir. 80 senede herhangi bir az gelişmiş ülkeyi veya gelişmekte olan ülkenin ödemeler bilançosuna yönelik sorunlarını çözememiştir. Şimdi bu iktidar döneminde genelde hep şöyle söylenen bir şey var. Biz IMF'e olan borcu sıfırladık diye. Evet. IMF'in özelliği şudur. Kendisine ülkeyi bağımlı hale getirir finansal anlamda. Hı. Doğru. Bu iktidar IMF'e olan borcu kapattı ama IMF dışındaki küresel oyunculara borcunu arttırdı. Hı hı. Yani IMF'e 27 milyar dolar borç ödedik ve borcumuzu sıfırladık. Ama bunun karşılığında bu iktidarın Cumhuriyet tarihinden 2002 yılına kadar toplam bu ülkenin borcu mesela 130 milyar dolar idi dış borcu. Hı hı. Bu hükümet döneminde 130 milyar dolarlık borç şu an olmuş 450 milyar dolar. Hı
Yani IMF'e 27 milyarlık borcu kapatmak değildir önemli olan. Önemli olan bu ülkeyi küresel finans sistemine, onların tabiriyle dış güçlerin eline, emperyalist güçlerin eline teslim etmemekti. Ve bu iktidar finansal borçlanmayla hem Avrupa'ya teslim olmuş durumdayız, hem Orta Doğu'ya teslim olmuş durumdayız. Son dönemde de Çin ve Rusya'ya finansal anlamda teslim olmuş durumdayız. Bunu da sorgulamak gerekiyor. Yani. Şöyle ifade ediyorlar, diyorlar ki işte bizim dış borcumuz 500 milyar dolara çıktı ama kardeşim Türkiye içerisinde bu dış borçlara CNC tezgahlar, sanayi yatırımları, makineler, araç parkları, yani normalde Türkiye'yi teknolojik anlamda da dünyadaki ihracatını arttırmaya yönelik faaliyetler girdi. Yani bu sadece boşa harcanmış para değil derler. Bununla da ilgili birkaç cümle. Tabii ki sorması. Yani tabii ki şimdi bakın zaman değişiyor. İnsan bile doğduktan sonra kendi gelişimi içinde büyüyor. Ekonomi de tabii ki büyüyecek. Yani bugün ihracatımızın 200 milyar dolar olması önemli. Ama önemli olan ithalatınız ne kadar oldu? Kimse ithalattan bahsetmiyor. Bakın ben buraya çiziyorum. İddia da ediyorum. Bugün iktidarda bulunan veya buna karşı çıkan herkesle, hatta sizin stüdyonuzda program yapmaya davet ediyorum. Cumhuriyet tarihinin en yüksek borcu AKP döneminde oldu. Rekor kırdık. Cumhuriyet tarihinin en yüksek cari açığı AKP döneminde oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik oranları AKP döneminde gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Merkez Bankası'nın net rezervlerinin negatif olması bu dönemde gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en yüksek döviz arz açığı bu dönemde gerçekleşti. Dolayısıyla ekonomi büyüyor. Ama ne hikmetse o büyüyen ekonomiden 84.6 milyon nüfustan 84 milyonu faydalanamıyor. Bunu sorgulamak lazım. Eğer ki büyüyen ekonomide siz artan geliri sadece ve sadece bu ülkenin %1'lik nüfusuna pay eder, nüfusun %99'unu borç altında, faiz altında, bankacılık sistemine köle ederseniz, bunun adı ekonominin büyümesi değil, bunun adı kölelik sisteminin tekrar getirilmesidir ki bu Çin'de uygulanıyor. Bugün emek sömürülüyor, bugün çiftçi sömürülüyor, bugün esnaf sömürülüyor, bugün emekli olduğuna pişman, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyor. Yaşam mücadelesini ayakta kalabilmek için devam ediyor. Şimdi sormak lazım burada Konyalılara ve İç Anadolu bölgesinde TV 42'yi dinleyen bütün Türk vatandaşlarına. Ekonomi büyüyorsa bu büyüyen para nerede? Niçin hepimiz borç altındayız? Niçin herkesin kredi kartı borcu var? Niçin herkesin tüketici kredisi ve ihtiyaç kredisi borcu var? 95,5 milyar dolar kredi kartı, tüketici kredisi ve kredi kartı borcu. Madem büyüyor ekonomi varsa ve gelir ortaya çıkıyorsa, bu geliri nerede olduğunu iktidara sormak lazım bence. O zaman siz de tüketim ekonomisi oluştuğun cümlesine katılıyorsunuz. Tabii ki tüketim ve borç ekonomisi. Bu millet 21 sene önce bankacılığı bilmezdi, faizi bilmezdi. Bu millet 21 sene önce üretim yapar, üretimden elde ettiği gelirle harcamasını gerçekleştirirdi. Şu an ülke ekonomisinin geldiği noktada işleyiş şu şekilde. Bankadan gidiyorsunuz, kredi kartınızı alıyorsunuz. Faizle kredinizi alıyorsunuz, onu harcıyorsunuz. Bugün ne asgari ücretli geçinebiliyor, bugün ne emekli geçinebiliyor, bugün ne çiftçi ne esnaf bulunduğu konumdan memnun değil. Peki hocam, ekonomiye ve emek sömürüsünden bahsettiğinizde az önceki programımızda Sayın Mehmet Şen, Zafer Partisi Konya Milletvekili adayı dedi ki, ya biz dedi buradaki işverenleri mutlu edeceğiz diye, hatta Suriyelilerin hakkını savunuyoruz biz dedi. Onların emeklerinin sömürülmesinin de önüne geçiyoruz. Geçmek istiyoruz. Bu sığınmacıların onların fabrikalarında çalışması, iş yerlerinde çalışması sadece belli bir zümreyi mutlu ettiği için biz karşı çıkıyoruz dedi. Evet. Bu cümleyi de biraz açmak istiyoruz. Hazır istihdamdan ya, ve ekonomiden girmişken. Bakın arkadaşlar, 13 milyon yabancı var bu ülkede. Bizim tahmini hesabımıza göre 2 milyona yakın yabancı çalışıyor. Bunların hepsi kayıt dışı. Kayıt dışı olduğunu nereden biliyoruz? Ticaret Bakanlığı'nın verilerine baktığınız zaman sadece 96 bin tane yabancının çalışma izni verildiğini görüyoruz. 96 bin kişi. Evet. 2 milyon kişi çalışıyor. Kayıt dışı çalıştığınız zaman işveren bunların sigortasını ödeyemiyor ki.
Bir kere sigorta ödemiyor. Devletin buradan ücret üzerinden aldığı vergi kaybı var. Sigortasız çalıştırdığın, kayıt dışı çalıştırdığın bir iş yeri düşünün. Fabrikanız var, 100 tane yabancı çalıştırıyorsunuz kayıt dışı, bir mal üretiyorsunuz. Bunu kayıt altına almanız mümkün değil. Kayıt dışı bir üretim, kayıt dışı bir şekilde satılıyor. Dolayısıyla devlet ne gelir vergisi alabiliyor, ne kurumlar vergisi alabiliyor. Dolayısıyla burada yapılan üretim, ekonomiye tabii ki katkısı var. Ama devletin ve toplumun genelinin bu katkıdan aldığı pay neredeyse sıfıra yakın. Bu nasıl örtülüyor? İşte iş adamları bilirler. Stok arttırımı veya matrah arttırımı adı altında vergi yaklaşık afları oluşturuyor. Tabii vergi afları oluşturuyorsun. Kayıt dışını da meşrulaştırıyorsun. Ben şunu sormak istiyorum. Bu ülkede her şeyini kayıt altında yapan, kayıt içinde üretim yapan, devletine her türlü vergisini veren Türk insanı, Türk girişimcisi, Türk sanayicisi ne yazık değil mi? İlla biz her şeyi kayıt dışına itmek zorunda mıyız? İlla insanlarımızın tamamını kanun dışı yollara, hatta devlet eliyle, hükümet eliyle buna ön açmak zorunda mıyız? Eğer ki biraz önce bahsettiğiniz şey vardı. Dediniz ya gelir artıyor, üretim evet. Artıyor. Artıyor, zenginleşen elde ettiği geliri devletin kayıtlarından kaçınıp bir takım aflarla kamufle edenler. Biz şunu savunuyoruz Zafer Partisi olarak. Bu adaletsiz gelir dağılımını arttırıyor. 15 Mayıs sabahı itibariyle eğer ki Türk milleti Zafer Partisi'ne teveccüh ederse, verirse bu adaletsiz gelir dağılımını düzelteceğiz. Artık yaratılan gelir, oluşturulan gelir sadece o girişimcinin cebine değil veya devletin cebine değil, o süreç içerisinde alın terini dökmüş olan işçiye de gidecek, memura da gidecek, çiftçiye de gidecek, esnafa da gidecek. Tekrar yeniden adaletli gelir dağılımı için zaten biz diyoruz ya, planlı kalkınma modeli diyoruz biz. Bakın diğer siyasi partilerden biz çok farklıyız. Diğer siyasi partilerin hepsi sizin biraz önce bahsettiğiniz ekonomik büyüme modellerini, küreselleşmeyi, neoliberal ideolojiyi savunuyor. Sürekli olarak gelir artsın. Biz öyle değiliz. Zafer Partisi planlı kalkınma modelini savunuyor. Ekonomiyi büyüteceğiz, planlı şekilde büyüteceğiz, geliri arttıracağız. Artan gelire herkes üretim sürecine yaptığı katkı kadar da pay alacak. Sizin gelmenizi bekliyordum bu soruyu sormak için. Siz bir profesörsünüz ama dersinize giren öğrenciler şöyle ifade ediyor. Hiç profesör gibi değil, herkesin anlayacağı şekilde bize süre derslerini, iktisatları, ekonomiyi anlatan kişi diyorlar. O yüzden adınıza gruplar kurulmuş. Biz de aynı tarzınızı devam ettireceğinize inanarak hepimizin anlayacağı şekilde kalkınma ne, büyüme ne arasındaki o çizgiyi göstermenizi istiyoruz. Tamam. Bakın büyüme şu. Para artar, zenginlik artar, zenginlik adalet dağılmaz. O artan para, artan geliri çok küçük bir grup alır. Geriye kalan grubun tamamı fakirlik düzeyinde hatta daha altında yaşamaya devam eder. Yani sefalet sığdırımdadır. Ekonomide büyüme bu. Ekonomide büyüme bu. Şimdi çünkü, gelelim kalkınmaya. Çünkü büyüme, bakın evet. Büyüme adaletli, gelirin nasıl adaletli dağıtılacağını anlatmaz. Paranın nasıl kazanılacağını, arttırılacağını. İster faizden elde et, ister ranttan elde et, ister kardan elde et, ister borçtan elde et. Parayı elde eder bir grup. Toplam para artar. Evet. Toplam paradan küçük bir kısmı nüfusun tamamına yayılır, büyük bir kısmı küçük bir gruba gider. Yani iki kişiyiz hocam. Burayı Türkiye olarak düşünün. İkimizin bütçesini 300 bin lira para kazanıyoruz. Ben 10 bin lira kazanıyorum. Siz 290 bin lira aynen, kazanıyorsunuz. Aynen bu büyüme. Ama 300 bin lira oluyor, büyümüş oluyor. Tabii büyüyoruz. Tamam. Kalkınma dediğimiz şey ise 300 bin lira para kazanırız. Kazandığımız paradan siz ne kadar katkı yaptınız buna? Diyelim ki 160 bin lira mı? 160 bin lirayı siz alırsınız, 140 bin lirayı ben alırım. Bu da kalkınma. Bu da kalkınma. Çünkü kalkınma refah demek. Yani kalkınma bir de sadece parasal bir unsur değil. Kalkınma entelektüellik demektir. Sosyoekonomik. Tabii ahlaklı nesil, demektir. Liyakatlı insan demektir. Gelenek ve göreneklerimize sahip bir toplum demektir. Örflerimizi yaşadığımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşadığımız bir nesil demektir. Eğitim demektir. Hukuk, adalet demektir. Biz bunların tamamını tesis edeceğiz. Kalkınma bir kelime gibi gözüküyor ama çok kompleks bir yapıdır. Ve bu kompleks yapı için Zafer Partisi kurulduğundan bu yana eğitimden sağlığa,
Bakın kültürden spora, karayollarından tutun da ormancılık madene kadar pek çok eylem planı hazırdır, vardır. Peki niye sadece sığınmacı politikalarınızla gündeme getiriyorsunuz ya da geliyorsunuz? Bu sizin tercihiniz mi? Yoksa basın mı sadece o bölümünü? Aynen. Şimdi bir kere sizleri tensih ediyorum. TV42 olarak hem size hem yönetim ekibinize hem rejideki sürpriz yapan arkadaşlara sizler bizleri buraya çıkartıyorsunuz. Ama ülkenin geneline baktığımız zaman ulusal televizyonların hepsi bize ambargo uygu. Bizi yok sayıyorlar. Biz parti olarak kurulduğumuzda kimse bizi önemsemedi. Bizim bir özelliğimiz var. Biz Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anki ve geleceğine yönelik olan önemli sorunlar üzerinde ağırlıklı önce çıkıyoruz. Biz başkaları gibi 30 sene önce şu vardı, şöyleydi, 20 sene önce bu var. Biz geçmişte yaşamıyoruz. Biz Türk gençlerinin önümüzdeki 40 yıl boyuncaki geleceğinde neler olacağını ve bunların önündeki engelleri, belirsizlikleri, tehlikeleri Türk milletiyle, Türk seçmenine paylaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi bir kere sığınmacılar ve kaçak yabancılar. Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde 13 milyon sığınmacı ve kaçak yabancı yok. Bu demografik bir tehdit bize. Bu güvenlik tehdidi bize. Bu bize siyasi bir tehdit ve ekonomik tehdit. Bizim için olmayabilir. Bugün 50 yaşın üstündekiler bunu çok fazla umursamayabilir. Ama benim çocuklarım için, o çocuklarımdan olacak torunlarım için bu bir tehdit. Hocam bizim, Lübnan'daki olayları nasıl görüyorsunuz? Yani bakın Lübnan. Ayaklandılar, tabii, silahlandılar, ordu biz, devre el yani, koydu falan. Yani Türkiye'de durum bu olacak. Genel başkanımız bunu kaç defa söyledi. Bugün Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Ogan bunu dillendiriyor. Yani bunu çok uzak görmeyin. Eğer ki Türkiye'de siz 13 milyon kaçak yabancı ve sığınmacıyı muhafaza etmeye çalışırsanız sınırlardan akın akın gelmeye devam edecekler. Bugün size soruyorum. Buradan Konyalı hemşehrilerime de soruyorum. Akşam vakti Zafer'e, eski garajın olduğu yere, Şems'e, Larende'ye, Bosna Hersek Mahallesi'ne çocuklarınızı, torunlarınızı salabiliyor musunuz? Salamıyorsunuz. Neden? Güvenli bulmuyorsunuz. Kendi çocuğunuz için gösterdiğiniz hassasiyeti herkes için gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün Konya bu konuda bakın en büyük sıkıntı yaşayan illerden bir tanesi. Neredeyse rakam resmi ve gayri resmi rakamları topladığınız zaman özellikle deprem sonrasıyla beraber rakam 500 bine yaklaşıyor. Yani sokaklarda eğer ki çocuklarımız ve bizler güvenli dolaşmak istiyorsak Konya'mızda güzel şehrimizde demografik yapımızı bozmadan, örflerimizi, geleneklerimizi bozmadan huzur içerisinde yaşamak istiyor isek bunların gitmesi lazım. Bakın biz kimsenin düşmanı falan değiliz. Biz kendi çocuklarımızı düşünüyoruz. Kendi torunlarımızı düşünüyoruz öncelikli olarak. Bunlara yardım edelim. Ülkelerine gitsinler. Orada yardım edelim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dönem dönem dış işleriyle ilgili bazı çıkışları oluyor diğer ülkelere. İşte Sayın Ümit Özdağ da işte ona parmak sallıyorsun, buna ey diye bağırıyorsun diye kendisini eleştiriyor. Şimdi sığınmacı politikanızla yani Suriyelileri memleketine göndereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız deyince o zaman Avrupa Birliği ile de çakışmayacak mısınız? Oraya da entegrasyon noktasında sorun çeker misiniz? Çünkü şu an Avrupa Birliği sığınmacıların Türkiye içerisinde yer almasından memnun görünüyor bildiğimiz kadarıyla. Bu aradaki şeyi nasıl çözeceksiniz? Biz, İlişki yönetimini nasıl çözeceksiniz? Zafer Partisi olarak biz Avrupa Birliği'ne girme taraftarı falan değiliz. Değiliz. Avrupa Birliği'nin bize pek fazla bir şey kazandıracağını biz düşünmüyoruz. Eğer ki Avrupa Birliği Türkiye'yi birlik içine alacaksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti'nin çıkarlarına uygun bir anlaşma yapmak zorundadır. Yapmıyorsa biz Avrupa Birliği taraftarı değiliz. Biz Avrupa Birliği ekonomik ilişkilerimizi devam ettirebiliriz ancak illa birliğe girerek biz ekonomik ilişkilerimize devam etmiyoruz ki. Bir serbest ticaret bölgesi kurabiliriz. Açık ve net bu konuda. Bu birincisi. İkincisi şu anki hükümet gibi veya bir kısım diğer siyasi partiler gibi Avrupa rahat etsin diye ben ülkemde 13 milyon yabancıyı muhafaza edemem. Hiç kimse kusura bakmasın. Eğer ki 13 milyon yabancının bu ülkede olmasını isteyen Avrupalı var ise lütfen buyursun bizim zafer turizmimiz var. Hem uçağımız var hem otobüsümüz var. Bu ülkelerin tamamına bu yabancıların tamamını gönderebiliriz. Hiç kimse kusura bakmasın bu konuda yani. Avrupa Birliği ile entegrasyon olarak görüşünüz de bu. Şimdi biraz genelden bahsediyoruz bir genel başkan yardımcısı bulmuşken ama. Buyurun. Hocam
zamanımız daralırken biraz Konya özelinde konuşalım isterseniz. Konya özelinde Zafer Partisi'nin önce şunu soracağım. Genelde size reaksiyon, halkın talebi, teveccühü eski cümleyle nasıl buluyorsunuz? Mutlaka bütün partiler teveccüh görüyoruz. İşte gençlerle ilgili söyleniyor. Mesela ben çok ilginç bir sahneyle karşı karşıya kalıyorum. Bundan belki de 6 ay önce, 7 ay önce işin içinde seçim falan yokken mesela kafelerde oturan gençleri eleştirenler, işte bu gençler buralarda oturuyor, bunlar doğru değil, işte bunlar gençliklerini çürütüyorlar, boş işler falan diye onları eleştirenler, yaşı mesela böyle 65, 67, 70 yaşındaki politikacılar bugün gece 11'de bu gençlerin masalarına gidip nargilelerinin yanına oturma telaşında kalıyorlar. Çok güzel, bravo. Bu çelişkiyi gençler sizce yutuyor mu yani? Yutmaz. Ya bakın biz kısaca o gençlere de mesajımız olsun. Bu seçim bence çıkar telefonu dedeler ile çıkar telefonu diyen dedeler ile Türk gençleri arasında olacak. Türk gençlerini kimse hafife almasın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk milleti zekidir diyor. Çalışkandır diyor. Türk gençleri zeki ve çalışkan. Hiç o çıkar telefonu dedeciler gibi sorumsuz falan değil. Biz Türk gençlerine güveniyoruz. Yani Z açık kuşağının olarak. O işte eleştirilen yönlerini siz tehlikeli bulmuyor musunuz? Hayır hayır asla. Ya yeni jenerasyon herkes bizim gibi olmak zorunda değil. Ben babam gibi değilim. Veya dede babam dede babası gibi değil. Zaman değişiyor. Önemli olan siz Türk gençlerinin önünüzü açın bunlar. Bunlara bırakın. Liyakatli bir sistem oluşturun. Zafer Partisi bunu teklif ediyor. Ahlaklı bir yapı oluşturun. Zafer Partisi bunu şey yapıyor, tesis ediyor ve vaat ediyor. Zafer Partisi Türk gençlerini şundan bıkmıştır mı? Bunu çok iyi biliyor. Efendim 1980 yılında kuyruk varmış. 90'da şu olmuş, 2000'de bu olmuş. Türk gençleri bunlarla ilgilenmiyor. Türk gençleri geçmişte yaşamıyor. Türk gençleri gelecekte ne olacak? Bunun beklentisi içerisinde ve Zafer Partisi Türk gençlerinde gelecekte ne olacağının garantisini veriyor. Ve onlara biz diyoruz ki Türk gençlerine Türk devletini tekrar geri iade edeceğiz. Onları yurt dışına göndermeyeceğiz biz. Onları devlet kadrolarında liyakatlerine göre istihdam edeceğiz. Onlara insanca yaşayabilecekleri bir geliri hayatları boyunca güvenli, huzur ve refah içinde yaşayabilecekleri bir ülkeyi vaat ediyoruz biz. Peki gençlerdeki bu beyin göçünden o konuya girdiniz. Yine biraz hafif Konya özeline daraltacak olursak. Mesela Konya'da yaşayan gençler şehir dışında üniversite okumaya gittiğinde bırakın yurt dışını. Geri Konya'ya dönmek istemiyorlar. Çok fazla tercih etmiyorlar. İmkanı olan oralarda kalıyor. Aileler bunlardan devamlı şikayetçi oluyor. Burada özel üniversiteler de açıldı. Buna rağmen yine gençler, şehir dışındaki gençler, ben hatırlıyorum, babasının fabrikası olan bir genç, gel sana 40 bin lira 50 bin lira maaş vereceğim diyen bir genç 18 bin lira maaşla İstanbul gibi bir yerde, ki İstanbul için çok düşük bir maaş, orada tabiri caizse sürünerek buradaki lüksü bırakıp orada yaşamaya devam ediyor. Konya özelinde cevap verirseniz bunun nedeni ne olabilir? Daha bırakın yurt dışına gitmeyi. Konya'ya niye dönmüyor bu gençler? Yani Konya'ya dönebilir ama Konya'nın kendine özel pek çok sorunu var. Bu sorunlardan bıkmış vaziyette gençler. Yani gençler artık tabii ki büyüklerinin, atalarının nasihatları önemli. Onların geçmişte yaşadıkları bakın tecrübeler önemli. Gençler biraz daha artık teknolojiye, zamana uygun bir alan istiyor. Yani dolayısıyla bugün babaları veya dedeleri veya büyükleri tarafından baskı altında konuştukları ciddiye alınmıyor gençlerin. Biz gençleri dinliyoruz. Gençlerin ne istediğini biliyoruz. Gençler Konya'da biraz daha fazla özgürlük, daha farklı çalışma alanları istiyor. Yani bu iş sadece parayla alakalı bir şey değil. Yani gençler kendilerini ifade edebilmek istiyor. Artık kendilerini sürekli olarak engelleyen veya bir takım korku veya baskılarla sindirmeye çalışan bir yapıdan rahatsız. Bundan dolayı İstanbul'a gidiyorlar, o kalabalık içinde kaybolup gidiyorlar. Kimse onlar orada eleştirmiyor. Ve bu gençler bazılarının dediği gibi yine tırnak içinde söylüyorum, bu tabirler benim değil. Hep duyduğumuz için söylüyorum. Bazı arkadaşlarının dediği gibi, arkadaşlarımızın dediği gibi ya bunlar ahlaksız değil ya. Bunlar sorumsuz değil. Bu gençler Türkiye'nin geleceği ya, her şeyimiz bizim ya. Biz bunu biliyoruz.
Biz kafalarındaki yaratıcı fikirleri ön ayak oluyoruz. Bakın yine söylüyoruz, Zafer Partisi iktidarında bırakın Konya'daki gençleri İstanbul'a gitmeyi, herkes burada kalacak. Hı hı. Yurt dışına gidenler dahi geri gelecek. Çünkü biz bunlara bu özgürlüğü vereceğiz. Biz ortaya koyduğumuz programlarla, bakın programlarla ve politikalarla gençlerin özgürce, bakın özgürce kendi fikirlerini girişimci ruhlarıyla birleştirip finansal destek sağlayıp burada kendi kazançlarını kendilerini sağlamasını sağlayacağız. Efendim Ankara'dan bir izleyicimiz var. Toprak Bey Ankara'dan genç bir kardeşimiz şu an üniversite sınavlarına hazırlanıyormuş. Toprak Bey soruyor, diyor ki biz gençlik olarak kendi aramızda gençlerle konuşurken endişeliyiz. Yani biz kendi kararlarımız var, oy kullanmaya gideceğiz ama ya buna müsaade etmezler cümlesi dolaşıyor. Belli bir karamsarlık var. Ya bu noktada gençlere gerçekten buna müsaade etmeyecek bir yapı var mı yok mu? Ya da gerçekten Zafer Partisi'nin imkanı, zamanı, maddi manevi kaynakları bu ülkenin genel yapısını sizin söylediğiniz şekilde düzeltmeye yeterli mi değil mi? Sayın hocamıza benim adıma sorar mısınız? Şimdi zaten? Birincisi şunu çok açık böyle söyleyeyim. Türk gençlerinin hiçbir tanesi korkmasın. Asla hiç kimse sizi sindirmesine izin vermeyin. Kimsenin sizi korkutmasına izin vermeyin. Seçim günü 14 Mayıs sabahı oy atma süresi içerisinde seçim sandığına gidin, bağlı bulunduğunuz sandığa. Kalbinizden ve gönlünüzden ne geçiyorsa onu atın. Bakın açık ve net. Biz Zafer Partisi olarak ve Cumhurbaşkanı adayımız, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak, Sinan Ogan olarak tamamen sizin arkanızdayız. Ve sizin vereceğiniz her türlü karara sonuna kadar sadığız ve inancımız tamdır. Bir kere birincisi bu, birincisi. Asla korkmayın. Çünkü arkanızda biz varız. Arkanızda Doktor Sinan Ogan var. Arkanızda Profesör Doktor Ümit Özdağ var. Türk gençliği var. Asla. İkincisi, ya Türkiye'de bu bahsettiğimiz şeylerin hepsini yapmak çok kolay. İnanın çok kolay. Hani Türkiye'de para yok diyorlar. Kimisi çıkıyor 300 milyar dolar dışarıdan borç bulacağım diyor. Kimi iktidar partisi onu satıyor, bunu satıyor, özelleştiriyor, swap anlaşması yapıyor, dışarıdan borç buluyor. Bakın bunlara lüzum yok. Elimizde var olan kaynaklarımız bakın bize yeter. Yeter ki şatafatı ortadan kaldıralım. İtibar adına yapılan harcamalar ortadan kaldıralım. Yeter ki biraz önceki programda konuştunuz Mehmet Bey'le, Mehmet Şen'le. Kamu özel işbirlikleri soygunu durduralım. Yeter ki ya ülkedeki Türk gençlerinin ihtiyacı varken her yıl 130'dan fazla başka ülkedeki gençlere bazen 8 bazen 9 milyar dolar para harcıyoruz ya. Bundan vazgeçelim. Bakın bundan vazgeçelim. İnanın bu ülkenin kaynakları, sahip olduğu şu anki kaynaklar, bu bahsettiğimiz işin 1-2 yıllık maliyetini tamamen karşılayacak. Dışarıdan öyle bir şey yapmamıza lüzum yok. Sadece ve sadece tasarruf. Mesela bakın bir örnek. Asrın depremi dediler. Deprem felaketi yaşadık değil mi? Evet. Ya asrın depremini yaşadığımız bir yerde bir hükümet ya seçmenine, insanlarına nasıl IBAN gönderiyor? Ya çok enteresan bir şey. Eğer ki bir ülkede, bakın normal bir ülkede asrın depremi gibi deprem yaşansa yapması gereken hükümetin asrın tasarruf tedbirlerini uygulamak. Yani kamudaki bütün lüzumsuz diyeyim, önceliği olmayan harcamaların tamamını sıfırlarsınız. Acil olmayan harcamaların tamamını beklemeye alırsınız. Ya bu yapılmıyor. Asrın depremi diyoruz. Ekonomik bir de yük var. Yani insani kayıplarımız zaten üst düzey. Bir de ekonomik maliyet var. Ama ne hikmetse buna yönelik bir çalışma yok. Hükümetin tasarruf etmediği bir ülkede ya vatandaşa siz SMS göndererek veya vatandaş üzerinden başka vergileri vatandaşı veya girişimciye vergi uygulayarak bu depremin maliyeti nasıl karşılarsınız? Bakın söz veriyoruz biz. Türk gençlerine söz veriyoruz. 15 Mayıs sabahında eğer ki Zafer Partisi'ni iktidara taşıyın, ilk yapacağımız şeyler, hani Suriyeliler diyor ya, hayır. Evet. İlk yapacağımız şey hükümet harcamalarındaki lüzumsuz, gereksiz
tamamen kişiye özel, şatafat ve itibar adına yapılan bütün harcamaların tamamını sıfırlayacağız. Yurt dışında 130 ülkeye yapılan, oradaki vatandaşlara yapılan bu harcamaların tamamını sıfırlayacağız. Köylülere ödenen, bedava ödenen, yanlış ödenen Türk milletinin alın terlerinin tamamını alacağız. Bu anlaşmaların tamamını iptal edeceğiz. Bu anlaşma, buradan elde edeceğimiz tasarruflar Türk gençlerinin daha yüksek gelir alabilmesi için, emeklerin insanca yaşayacağı gelir alabilmesi için, çiftçinin daha fazla destek alabileceği bir ortam yaratacağız. Ya çok enteresan bir veri vereyim size. 2022 yılında Türk çiftçisine, önceki programımızda da Mehmet Bey ile görüştünüz. Ya 1.7 milyar dolar teşvik verilmiş. Yani 2.1 milyon çiftçiye, ÇKS'de kayıtlı çiftçiye 1.7 milyar teşvik verilmiş bakın. Ya sadece 2022 yılı içerisinde, 2021 yılı içerisinde Suriye'nin kuzeyindeki Suriyeliler için toplam harcadığınız para, bakın toplam harcadığınız para sadece bir yıllık para. 6 milyar dolar. Suriye'nin kuzeyine 130 oradaki askeri operasyonlarımızla alakalı değil, değil asla değil. Asla. Biriket ev yaptık. Bedava veriyoruz. Depremde evleri yıkılan vatandaşımıza parayla ev satıyoruz. Suriye'deki Suriye vatandaşlarına bedava biriket ev veriyoruz. Ya ben şimdi soruyorum. Ya tabii ki oraya da yardım edelim. Suriye'dekilere yardım edelim. Peki benim Türk vatandaşımın, Türk insanımın suçu ne ya? Yani suçu ne? Kaynak varsa, para varsa o zaman Türk insanı için de bunu yapın. E bunu yapmıyorsanız bir adaletsizlik var. Yani burada bir sorun var arkadaşlar. İşte Zafer Partisi olarak biz bunları görüyoruz. Ve 14 Mayıs'ta o sandıklar açıldığında Türk gençleri bunu görüyor. Türk insanının önemli bir kısmı bunu görüyor. O sandık açıldığında bundan bir ay önce dip dalgası diyorduk. Şu an tsunami diyoruz. O sandıktan Zafer Partisi en yüksek oy olarak çıkacak. Doktor Sinan Ogan Cumhurbaşkanı olacak. Zafer Partisi mecliste çoğunluğunu elde edecek. Bu vaat ettiğimiz her şeyi yapacağız. Ha çıkmazsa ne olur? Çıkmazsa yapacağımız şey o kürsüden biz diğer vekillerin çoğu gibi indir kaldır elimizi yapmayacağız. Buradan şeref sözü veriyoruz. Konya için, Türkiye için ne doğruysa, ne yapılması gerekiyorsa o meclis kürsüsünde kürsüye vura 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 anlatacağım. Herkese dinlettireceğim. Konya'nın sorunlarının tamamını çözeceğim. Türkiye'nin öncelikli meselelerine proje üreteceğim. Çözüm için proje üreteceğim. Sayın Ümit Özdağ'ın Cumhur İttifakı için kullandığı içinde milliyetçilik objelerini artık barındırmıyor ifadesi. Milliyetçi Hareket Partisi varken biraz sert bir ifade değil mi? Hayır hiç değil. Hiç değil. Niçin sert olsun? Çünkü sert olabilmesi için şu anki Cumhur İttifakı'nın her bireyinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki Türk milletinin çıkarına politikalar yürütmesi lazım. Bugün Hüdapar içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hüdapar hakkında daha önce söylediği sosyal medyada pek çok dolaşan şey var. Terör örgütüdür diyor. Onlara yol mu açacağız diyor. Bugün Hüdapar bir şekilde doğrudan veya dolaylı şekilde Hizbullah terör örgütü dediğimiz örgütle işbirliği içerisinde. Şimdi size soruyorum. Yani Hizbullah'la bir şekilde iltisaklı olan bir Hüdapar'ın o parti içerisinde, o Cumhur İttifakı içinde olması ve oradaki milliyetçi olarak ifade kendini tanımlayan arkadaşlara zul değil midir? Milliyetçi Hareket Partisi arkadaşlarım bu zulü yaşıyorlar tabanda, ben görüyorum. Ben her gün sokaktayım. Günde 13 saat ben hem şehrin merkezinde hem ilçelerinde geziyorum. Gittiğim pek çok yerde Türk milliyetçileri, Atatürkçüler bunu açık ve nitelendiriyorlar. Bunu hazmedemediklerini nitelendiriyorlar. Ve biz onlara da güveniyoruz. Sandık önüne konduğu zaman hazmedemedikleri bu duruma mutlaka ve mutlaka oylarla tepki edecektir. Tepki koyacaklardı. Bakın belki Zafer Partili olmayacaklar. Yine bulundukları partilerde kalacaklar. Ama Zafer Partisi'ne oy atacaklar. Doktor Sinan Ogan'a oy atacaklar. Bakın bundan %100 eminim. %100 eminim yani. Peki Sayın Hocam, zamanımızda açtık ama çok keyifli bir sohbetti. Bir de aydınlık da geçirdik. Yine size biraz zaman vereceğim.
Efendim klasik habere de katılıyorsunuz, programa da katılıyorsunuz. Son birkaç dakikada şunu size mikrofonu vermek istiyoruz. Şöyle gözünüzde canlandırın. Ben Fatih Güneş, bu şehirde oy vereceğim. Meram'da yaşayan bir tane oyu olan bir kişiyim. Bununla ilgili öncelikle Ata İttifakı'na, sonra Cumhurbaşkanı Sinan Oğan'a ve sonra milletvekili olarak neden size oy vermeliyim? Birkaç dakika ister kameraya bakarak ister bana bakarak anlatın. Buyurun Sayın Hocam mikrofon. Şimdi bir kere öncelikli olarak Konya'nın en temel sorunu sulama sorunu. Bakın biz bunu çözeceğiz. Çözeceğiz diyorum yani. Kesinlikle bunu biliyoruz. İkinci önemli sorun trafik sorunu. Trafik sorunu çözeceğiz ve bu trafik sorunu çözerken de sanayicinin kendi çalışanlarını için katlandığı servis maliyetini de sıfıra indireceğiz. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Bugün Konya sanayisi çok büyüktür ve her gün belki binlerce otobüs, binlerce araba, binlerce servis aracı şehrin içinde gezer, çalışanları toplar, fabrikaya götürür ve milyarlarca lira para öderler. Biz bunu sıfırlayacağız. 2-3 Konya'daki uyuşturucu sorununu halledeceğiz. Bugün uyuşturucu kullanımı Konya'da çok enteresandır. Çok daha küçük yaşlara geriledi. Bu da yabancılardan kaynaklanıyor. Bakın çok önemli bir şey. Üçüncüsü, Konya'nın bir uluslararası havaalanı yok. Yani düşünün, Türkiye'nin en büyük 6. 7. şehrisiniz. Hala bir uluslararası havaalanı söz konusu değil. Sadece İstanbul'a gidip geliyorsunuz. Veya bazı günler, bazı dönemlerde İzmir uçuşları da veriyor. Bizim iktidarımız döneminde uluslararası havaalanı gerçekleşecek. Konya'nın ekonomik büyüklüğü, Konya'nın efendim nüfussal büyüklüğüne karşılık bir kere bunlar verilecek. Üçüncüsü veya dördüncüsü, Konya muazzam bir serbest bölge, serbest ticaret bölgesi haline getireceğiz. Bakın dört bölge, dört denizde İç Anadolu Havzası, Trabzon çıkışlı havzada Konya, Adana, Mersin ve İskenderun çıkışlı havzada bir büyük serbest ticaret alanı oluşturacağız, serbest bölge oluşturacağız ve bu serbest bölgede Konya sadece Türkiye'nin kalbi olmayacak. Orta Doğu'ya mal satan, Kafkaslara mal satan bir şehir konumuna gelecek. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Diğer bir şey, bakın Konya'da bu serbest ticaret bölgesiyle beraber bir lojistik merkezi haline gelmek zorunda. Konya'ya büyük şehir diyoruz. Muazzam ekonomi var diyoruz. Yere göre sığdıramıyoruz. Ama hala demir yolu yük taşımacılığımız hala zayıf. Hava yolu yük taşımacılığımız zayıf. Biz uluslararası lojistik merkezi haline getireceğiz. Yani yük taşımacılığın, bakın yük taşımacılığını, yolcu taşımacılığını sadece insanların gelip gittiği değil, hem demir yolunun, hem karayolunun, hem hava yolunun aynı anda gerçekleştiği bir yer yapacağız. Mesela Konya için ne yapacağız? Konya'da kütüphane yok. Yeni kütüphane vaatleri var, kütüphane yok. Gençlerin için gidip ders çalışabilecekleri, her an internete ulaşabilecekleri, bilgisayara ulaşabilecekleri modern bir kütüphane yapacağız. Ve bu kütüphanede sabahtan akşama kadar gençler oturabilecek, derslerine çalışabilecek, sıcak kahvelerini, çaylarını içebilecekler. Hatta çorbalarını, sabah erken saatte gelirse çorbalarını dahi alabilecekler. O yüzden biz Konya için, bakın çok şey düşünüyoruz. Ama Konya için düşündüklerimiz diğer siyasi partiler gibi değil. Şimdi bakın iktidardaki parti milletvekilleri vaat ediyorlar. Sürekli bir şey vaat ediyor. Ya arkadaş siz iktidardasınız. Muhalefetteki vaat eder, iktidardaki yapar. 21 yıl iktidarda kalmışsınız. Konya'nın trafik sorunu çözememişsin, uluslararası havaalanını çözememişsin, sulama sorunu çözememişsin. Konya'daki uyuşturucu ağını çözememişsin. Yani bunları biz bir kere gerçekleştireceğiz. Son ez cümle bir şey söyleyeyim. Lütfen izin verirseniz. Biraz önce programın başında Mehmet Baykan Bey'den söylediniz. Ya bakın biz Bakan Nebati gibi gözlerimizdeki ışıltıyla ekonomiyi idare ediyoruz. Ne de Mehmet Baykan beyefendi gibi ekranlara çıkıp veya sosyal medyada ben genel müdürüm, beni övün diyoruz. Kimse bizi övmesin. Bizim gözlerimizde ışıltı falan yok. Bizim kalbimizde ve aklımızda sadece Türk milleti var. Onlar için ne yapabiliriz? Türk gençleri için ne yapabiliriz? Biz bunun planını ve programını yapıyoruz. Yeter ki bize güvensinler. Peki Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Konya Milletvekili adayı
Profesör Doktor Mehmet Alagöz hocamızla beraberdik. Ana haberde süremizi de açtık ama bu bilgiler sizler tarafından sorulan sorulara cevaptı. O yüzden küçük de olsa bir pozitif ayrımcılık yapalım diye düşündük. Haberimiz kısa bir aradan sonra devam edecek. Ben hocamı yolcu ederken diğer haberlere hemen devamında geçeceğiz.